geliyor, geliyor. İyi bu, istiyorsan gelmeyeyim tarafa. İstiyorsanız Karaman, Hasan, siz yukarı çıkın, orayı Minecraft'ta orada halledin. Tamam. Mert, hazır mısın? Yes. Are you ready? Yes, I'm ready. Buna lan Home Alone'u da satın alman lazım diyor. Home Alone bedava oyundayı. Ha dur, indirmesi lazım. DLC olarak mı? Evet, indirmek mi gerek? Bu oyun var ya, dün yemin ediyorum rüyama girdi ya. Dayı, ben ağır olduğunu, bak sen psikolojik korku istiyorsun, ben de sana, yani Rumi bana tek tek söylüyor dayı, tamam mı? O tarafta Rumi takip ediyor harbiden. Bunu hangi korku oyunu. Vallahi helal olsun, çok seçmece takip ediyor. Tebrik ediyorum. Bu tarz oyunları çünkü herkes bulamaz da yani. Çok canımı sıktı yani dünkü oyun, öyle söyleyeyim sana. Aga şey çok kötü değil mi dayı? Yani sanıyorsun ki böyle yapacak, yok cin çıkacak, hayal etmem ne derken... Kanka zaten beni bak, o cinli hayaletli oyunlar beni çok kurtarmıyor, sarmıyor yani. Ben sana onu söyleyeyim. Bana psikoloji işin içinde gerçek olma ihtimali olan psikolojik bir şey olduğu zaman daha mesela daha beni geriyor. Abi ben DC'ye baktım, birkaç önce bakmadınız. Tamam, Discord'da Mami dikkat et, bundan sonra psikolojik gerilim türünde bu tarz böyle oyunlar gelirse onları oynayacağım. Discord'u bu açıdan kullanın. Ama trollemeyin. En azından oyun kanalını trollemeyin. Orada oyun oynamamı istediğiniz oyunların kanalını. Ki oynayalım. Allah Allah. Bunu indirdik ya, amına koyayım. Bir çık dayı. Diğer oyundan gir direkt. İndirdiysen şey olarak... Onun şeyinden gir. Episode 1'den gir diyorsun. O zaman düzelecek. Allah Allah, yan ekran açtı ya. Bu ne? EP3 de var burada. Çıkacak yakında. Home Alone. Allah bekir. Dayı. Evet, başlıyorum arkadaşlar. Bir ara geleceğim yanına, pala bir senin kahve. Gel dayıcım. Bekliyorum valla. Sevgili değerli Amerikan vatandaşımız Mert. Discord'da yayın verir misin kanka? Veriyorum. Mert Bey burada mı? Roger that. Tamam, burada. Şimdi arkadaşlar, ben öncelikle şunu söyleyeyim. Şaka yapıyorlar kanka bu arada. Ben de sana öncelikle onu söyleyeyim. Neyse, o zaman başlıyorum. Nasıl counterladım lan? Evet. Yazın ortasıydı. Nokta. bir iş gezisi için... Ailem beni hafta sonunda evde yalnız bıraktılar. Bir saniye kestim. Çok özür dilerim. Baştan alalım. Çağrı. Buradaki tiyatrallık önemli. Mert şeyi hissettir. Sen 15 yaşında çocuksun. Sesini inceltme ama. Bir ama onu en son yani. Yaptığımda Çağrı RP'sini yapma demişti bana. O yok anneci, sen bir dene. Anneciyi hatırladık mı hep birlikte? Yok, anneci gibi şeydi. Değil. Komik değil. Cidden ver o hissiyanları. Ya orada RP'yi tam yapamamıştım. Burada bir şans daha verelim senin RP'ne bence. Tamam, neyse, oyun başladı abi. Niye böyle dönüyor kafam? O akşam saat 8'den sonra uyanmıştım. Ufak bir kestirdikten sonra. Oğlum mouse'u mu bozuldu benim? Yarrağı yedi oyun. Yani yaşından ötürü saçmalıyor olabilir misin? Bir alt tab yap aynen. Alt tab yap dayıcım. Düzelecek mi?
Bir girişik yapayım bence. Temmuz 12. Gamepad'i mi gördü acaba? Peki 03. Klavyede herhangi bir tuş basılı kalmış olabilir mi? Yukarı ve W tuşuna bir basar mısın dayı bir kere? Sesim gitti. Bir dakika. Yok, burada sesim. Burada. Yukarı ve W'ya da bas dayı, belki o kalmıştır son çare. Ben neyi çektim Bayım ya? Alo, geliyor mu sesim? Geliyor. Heh. Az önce de geliyordu bu arada. Tamam. Nasıl tamam. Nasıl düzeldi lan? Ya kolun şeyini çekeceğime ses kartını şeyini çekmişim. Orada küçük bir sıkıntı oldu. Şimdi düzeldi. Koldan dolayıymış. Ama ne yazdı ne etti kaçırdım oraları. Ufak bir kestirdik. Akşam 8'de uyandık. Ne yazıyor? O gece ödevim yoktu. Ama daha önce de söylediğim gibi bir yemek yesem daha iyi olur. Oğlum, ödevimi yapmam gerekiyordu yazmıyor muydu? -5 puan. Ödevim yoktu yazdı. Ben öyle okudum. Paladayım sen okudun adam, mu? Adam ama Amerikan vatandaşı dayı yani. Mert. Hani öyle yazıyorsa öyledir yani. Bana nedenini sorma ama bir aşağı indim. Dün ne çektik bu perdelerden? Ormanına koyayım. Tavuk çökertmeyi al biz dayıcım onu. Yemek soğuktu. Yıkanacak herhangi bir bulaşık yoktu. O pişerken bir etrafa da baksana. Evde gezin, o pişecek bir süre. Gezin evin için, evi tanı. Ev de 10 numara ev ha. Vallahi 10 numara ev ya. Biraz Breaking Bad'deki eve benzemiyor mu ya? Işık ışık yok mu ya burayı yaksam evet, bir ışık böyle. Işık yok abi, hiç ışık yok neredeyse. Bari bir ses gelsin evden. Yemek güzel ve sıcaktı. Yemeği yerken televizyon izlemeyi de bir aylık severim. Bu yemeği servis etmeme gerek var mı acaba? Yok. Normal artık. Tek ondan yersin ya. Tabak kirletmeye gerek yok. Tadını çıkartarak yiyeceğim. Oh. Ne
Pardon, merdivende bir gölgenin oynadığını gördüm. Allah'ım, oraya takıldım. Bildiğin merdiven ayak göründü ya. Biri. O ne lan? Televizyona mı? Bir şeyler dönüyor. Maymun mu var televizyonda? Abonamak lazanya var dedi. Zaten yaptık. Bu kapıyı biz açık mı bırakmıştık? Hangi kapıyı? Aa, o. Yo, açık bırakmıştık. Bir de bir adamın daha mesajı var, Mason diye. Ona da bak abi. Mason da arkadaşın olması gerekiyor. Tamam, seni ararım. Göz veremem net. Ses geldi lan. Yarın görüşürüz müdür? Bu gecelik iptal edelim. Yarın Jessica'larda görüşürüz diyor. Ve yo, merdivende bir gölge gördüm dedim ya. Doğru mu gördüm? Doğru. Şimdi yukarı nasıl çıkacağım abi ben gölge gördüyseniz amına koyayım ya. Hayır, evde saklanacak bir yer, bir bakalım da önden. Nereye saklanabiliriz? Bir şey olsa, bir anlık bir şey gelişse mesela. Dışarı kaçacaksın kanka direkt. Dışarıda bir bakayım. Nasıl olsa evimizin bahçesi, amına koyayım. Hızlı kaçmak istesek mesela arabanın anahtarları yakında mı? Anahtarları görmedim. Gerekiyor mu ya da? Hikayede kaç yaşındayız biz palalı işine? 15 mi? Aynen, küçük. Ya araba kullanamıyoruz o zaman. Erkek çocuğu muyum, kız çocuğu muyum? Bunlar önemli detaylar. Erkek. Işıklar niye yanmıyor ya? Bir mesaj geldi galiba bir de birinden. Çağırmalı. Yarın görürüm baksana dedi. Onun biz kalktığımızda 8.03'tü, hala 8.03. Abi problem. Saat bozulmuştur Mert. Ona takılma o kadar küçük detaylara. Problem yok dostum. Chem dediği ne oluyor bilmiyorum. Bir televizyon ne programı falan mı? Chem. Chemistry mi acaba? Aynen, chemistry. Her zaman için kapımı kapatırdım uyumadan önce. Bir 4.5 saat geçmiş. Birkaç saat içerisinde ödevimi tamamlamayı başardım. Anne bitirmiştin lan. Gece, evet, yanlış görmüşüm an, demek. Yarımda. Gece yarısı yani şu anda artık. Çok geçe kalmayın, erkenden yatın. Mrs. Paul'la herhalde komşulardan biri. Hani çok ses yapmayın, onlardan duymak istemiyorum. Bir evi kontrol etsem iyi olacak sanki ya. Evi bir kontrol etsem iyi olacak çünkü
Cam kırıldı. Şeyden, televizyondan. Televizyon kapandı. Uyku vaktimiz herhalde annemiz de yazdığına göre. Ya uyku vaktimiz muhtemelen uyuduktan sonra bir sese falan uyanacağız, tamam mı? Evet, burası biraz daha safe bir bölge gibi zaten. Müzik falan kesiliyor çünkü. Alttaki kapım açık. 1.16. 1.16. Susamışım. İğrenç biraz su içmek için. Böyle 1.30'da uyanırsın, susamışsın böyle. Karanlıkta böyle evde mutfağa gitme olayı. Çok uzun yıllardır 1.30'da uyumuyorum biliyor musun? Ama çok karanlık abi. Nasıl bir açma ya? Bak ben sesi kapatıyorum abi. Oh yarasın. Fişim geldi amına koyayım. Bir sıkıntı yok gibi şu an. Televizyon kapalıydı amına koyayım ya. Bu ne ya? Televizyona dokunamıyorum. Sinyal yok diyor zaten. Çatıya çık çatıya. Anteni düzeltmeye. Kapı açık değil. Araba mı yok? Araba arka kapıdaydı ya. Ya araba yoksa ne yapayım ha? Babam düşünsün amına koyayım ya. Ben ne yapabilirim ki abi araba yoksa? Yanlış mıyım? Mom. You there? Bu ne? Kapıda biri mi var? Orada mısın? Kim attı mesajı, ona bir bakabilir misin? Anne. Annem attı. Kaç kaç. Topuk kanka topuk. Buradan buradan zıpla bir şey yap. İnip baksam iyi olacak. Yok yok. Paula sent me. Said he's been creeping. Camlardan böyle bir içeriği kesiyormuş. Polisi arıyoruz. Siz çocuklar bütün kapıları kilitleyip odanızda saklanın. Çocuklar diyor, biz tekiz evde. Ne yaparsa yapsın kapıyı açmayın. Çocuklar diyor, biz tekiz. Kardeşimiz falan mı? Allah öğretmesin. Kardeşimiz falan mı var bizim lan? Görmediğimiz. Bizim arkadaşımız galiba bize gelecek diye iptal oldu.
Ha, okey. O arkadaşımız geldi sanıyor herhalde. Yaşlı tipe bak pişin dayı. Orospu çocuğuna bak sen. Yaşlı orospu evladının biri dayı bu. Bak bak hareketlere bak. Buna kodumun oğlu seni. Bu düz bekir işte bu. Çok gerdi beni ya. Amını sikeceğim şimdi ya. Bıçaklayamıyor muyuz acaba? Dayı 15 yaşındasın ya. Büyük karaktere oynasan yine böyle bir şeyler olurdu ama çok çok küçüksün yani. Oğlum ne kadar rahatsız edici bir durum. Ananı sikeyim ya. Polisi aramış mı annemler? Aradı, gelecek polis. Aradı. Şu an yaptığın her hamle önemli, aşamasına geçtik, haberin olsun. Her adım, her şey yani önemli artık. Ben o yüzden konuşmayacağım hiç. Yat kanka. İğrenç, amına koyayım. İğrenç, iğrenç orospu evladı. İğrenç. Ben bu adamı burada bekleyeceğim. Ne yapacağını kontrol etmem lazım. Bence yani. Ama içeri girerse de bu sefer yani odada sıkıştık, şu an kaçacak yerimiz yok. Belki bu odaya bakmaz, direkt yukarı çıkar. Kanepenin arkasında da bir cam vardı galiba. Belki de orada saklanabiliriz. Kanepenin arkasına geçelim. Arkadaşlar gidecek bir yer yok ki, gecenin bir köründe ne yapacağım yani. Oyun da böyle ilerlemeyecek gibi duruyor ama yani. Kapıyı mı ya gitsen? Şey olabilir mi, biraz uyku sersemi ya, ne diyorsun sen yarram diyerekten bir kapıda bir konuşsak mı elemanla? Şey yok mu şey peki? Sen söyle şunun adını. Arabanın anahtarı manahtarı yok mu ya? Arabayı alıp kaçalım direkt. Arabayla topuklamacı şekli. Acaba kapıya bir kere gitmem gerekiyor mu ya? Bekir. Hey, çok şey yapmayayım ben. Tüyo vermeyeyim yani. Don't answer the door no matter what he does. Annemiz bizi odana git ve saklan demiş. Bence o yaşta biz annemizi dinlerdik ya. Odama gideceğim ve saklanacağım ve o da içeri girecek. Kanka bence odaya gitmeden önce her yeri bir didik didik etsek mi evin içinde? Nerede ne var? Öğrenmek açısından hani. Nereye kaçabiliriz? Nereye saklanabiliriz? Silah milah gibi kullanabileceğimiz bir şey var mı? Acaba bu odada... Yatamıyorum zaten bu odada. Nasıl açıyordum? Ha? Click hide diyor. Saklanmak için tıkladım. Ama en bilindik yer orası da ya. Yatak eyvah, altı. Eyvah! Çok kötü bir tablo. Ananı sikim girdi. Aldı. O kapıyı açsaydın. Yani çok kötü. Zil çalıyor abi, zil çalıyor ya, gidip açamam ki, camı kırdı bir yerden. Kanka bizim bu evden pencereden direkt çatının üzerine çıkamıyoruz. Aha. Kapıdaki Paolo diye de. O saniye, evet. Her şey iyi olacak. Annen çok özür diliyor canım. Kapıda Paolo var. Onu herhalde annen çok istiyor. Üzgün diyor. Üzgün, özür diliyor, aynı şey. Yavaş yavaş, hiç acele etme. Kesin bu eve girdi bu orospunun oğlu. Kesin girdi, kesin. Orada mıydı lan?
Nasıl geçeceğim oradan? Bu odadaki pencereden bir yere çıkış var mı bizim bulunduğumuz? Polis geldi. Aha, polis. Aha, polis geldi. Koş. Dur, dur. Dayıcım helal vallahi. İki oyuna da tek attın lan. Hiç ölmeden, hata yapmadan. Oh. Helal. Clap. Kapıyı açmak istedim, ölüyor muydum? Kapıyı açsan ölüyordun, yürüsen ölüyordun merdivenden. Ya bayağı bir tercihlerin hepsi doğruydu amına koyayım. O yüzden... Helal. Ulan bir tura daha ölseydik de orospu çocuğunu bir görseydik ya. Yaşlı piç biri böyle çocuğun üstüne atıyor. Psikoloji bozar hiç, baba. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. İyi, böyle bitirmemiz daha iyi. Olay dayı Amerika'da bir yerde, bir eyalette gerçekleşiyor. 14 yaşındaki bir çocuğun, harbiden yaşlı bir adam gözetliyor, mözetliyor, evine giriyor. Çocuk da akıllılık edip polisin gelmesini bekliyor. Adam 2-3 saat evin içine arıyor, bulamıyor çocuğu. Ve polis geliyor abi, sikiyorlar herifi. Hani... Nerede saklanmış çocuk peki? Yatağın altına saklanmıyor ama evin içinde saklanıyor yani. Yatak altı oyun için oyunlaştırmışlar. Anladım da. Belki vardır ayrıntısı. Abi çok gergin bir 20 dakikaydı oyun bence. Fazla giriyor ya. Bu tarz psikoloji oyunları bizi çok sardı yani. Herkesi sardı bence. Bir yandan korkuyoruz, bir yandan da seviyoruz da amına koyayım yani garip bir şekilde. Her şey hikayenin, çok kötü ya oyunda. Hikayenin gerçek oluşu veya gerçek olma ihtimali çok giriyor kanka. Evet. Öyle bir sıkıntı var yani. Kendini koyabiliyorsun yerde. Paranormal EK. Bu oyun türünün bir adı olması lazım ya. Psikolojik gerilim ama bu cinlerden perilerden ayıran bir şey, bir ismi olmalı yani bunun. Dayı bu yani Rubin'in dediğine göre çok nadir bu oyunlar geliyor böyle bu tarz. Ama ben direkt aktaracağım yani. Bu kafada bir iki tane daha var böyle. Direkt aktaracağım, burada oynarız beraber. Bunun niş bir kitlesi vardır, ben sana söyleyeyim. Şey aynen değildir yani. Öyle. Aynen. Bunu oynayan belli bir kitle vardır. O yüzden de çok fazla yapmıyorlar bu oyundan belli ki. Çünkü kısa 20 dakikalık oyun baktığın zaman ama. Seni bir de şeye sardıracağım dayı. Puppet combo var. Çok bu tarz değil. Onun da old school'luğuyla o korku tarzını seveceksin. Puppet combo'nun da öyle bir tatlılığı var. Oradan Puppet combo'nun en güzel oyunlarını oynayacağız yani. Psikolojik mi ama? Var. Diğer sonlara bakalım mı? Bir tur bakalım bir ya adam bence. Adam saldırıyor yani, ekstra bir şey olmuyor. Bir adam jump saldırmasını scare görelim, bir jumpscare'i yemiş olalım hadi. Neydi oyunun adı ya? Fears to Fathom. Fears to Fathom. Tüm sonlar. Bu iyi son. Yani bizimki ya. Bu adam ütüyle çekmiş dayı ya videoyu. Polisi duydu, öyle çıkıyor. Abi bu nasıl bir kalite? Korku. Bu.
Bir de aşağıda da var koymuş onları. Kapıyı açarsan. Aşağıdaki kapıyı. Kapıyı açarsan da mı vardı? Var. Bildiğin çullanıyor çocuğun üstünde. Yani sen bir adım öte atsan geliyordu dayı. Sen durdun ya. Geri geri yürüdün sonra arkanı döndün. Bu. Miles, a 14-year-old boy. Game said fast. People might. You can use my sleep schedule. Was... Bu. Ya zaten jumpscare olması çok önemli değil oyunun sonunda veya şeyinde. Adamın gelip sana saldırıp korkuyu sana jumpscare'le aktarmasına gerek yok. Atmosfer geliyor, Bu aşamaya atmosfer. kadarki yaptığı şeyler geliyor yeteri kadar zaten. O yeterli bir korku seviyesi bence. Veya yeterli bir gerilim noktası. Abi bir de heriflerin koyduğu müzikler de çok dert. Evet, aynen öyle. Müzikler çok geriyor. Tamam, bundan sonra bu tarz korku oyunlarını kalp ritmimi yansıtacağım abi. Karaman'ı çeksenize bir aşağı. Dur ben çekeyim. Oo, onun tadından geçilmez onun. Çektim. Karaman. Efendim abi. Sen şey demiştin ya, bende Apple Watch var ya. Buradaki kalp ritmimi nasıl yayına verebilirim? Ona uygulama indirmemiz lazım abi, şu an olmaz bence. Nasıl bir uygulama indireyim? Yani akciğer mi indireyim? Ne indireyim amına koyayım? Şaka. Dur, ben onu Şaka. Mami atmıştım not. Not için hemen bakıyorum abi. Öyle durumlarda kalp ritmini de vereyim yayına. Pantolonu indir abi. Konuyumuz ne alakası peki? Yani bu tarz oyunlara özel pantolonumu indirip mi oynayayım? Abi bence bunu yayında yapamayız şu an. Ya sen kesin oynamayacaksın. Daha yalancısın Çağrı. O ya ön yargıların. Einstein mesela şu cümleni görse çok üzülürdü biliyor musun? Ve ne kadar haklı olduğunu da anlardı bir kez daha. Bu zaten şimdi olmaz. Ama bu yayından sonra bunu halledelim. Bir dahaki yayında korku oyunun yani bir dahaki yayın mı artık bir sonraki yayın daha sonraki yayınlarda mı oynarız? Yani ne zaman oynarız? Ayak kem ne zaman gelir? Ayak kem gelir yakında gelir. Bir dahakine kalp ritmiyle oynarız. Tamamdır. Kalp ritmimle oynarsınız hatta yani öyle söyleyeyim sana. Neyse. Pro yayıncı oldun ha. Çok güzel fikirdi bu. Allah razı olsun. Hani Allah razı olsun anladın mı? Şu an mı değil? Şu anda MC'de biraz vurup rahatlamak istiyorum ya. Size de geliyor mu bazen öyle bir hissiyat? Benim nefes alıp verişim değişti ya. Bir şey yapalım hadi. Hadi girelim hadi. Hadi girelim. Ben de kaçıyorum. İyi geceler hepinize. İyi yayınlar, iyi İyi oyunlar. Dayıcım. Görüşürüz İyi dayıcım. geceler dayı. Dayı Allah'a iyi. emanet. İyi uykular. İyi uykular. İyi uykular. Mami. Efendim. Girelim mi Minecraft'a? Gelin gelin. Tamam o zaman dostum. Neyi göstermiyordum? Burada bir şey göstermemem gerekiyordu galiba. IP'ye giderken. Direkt ekranı abi. Yani öyle belli bir parçayı kapatamıyoruz zaten ya. Bu eleştirel yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Abi Rica dahaki ederim. ay Berlin'e taşınıyorum. Herhangi bir tavsiyem var mıdır? Yiğit 5 TL göndermiş. Abi Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen! Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.